Muhtarlarımız. Kahramanmaraş'ta görev yapan muhtarlar 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla 1-2 gerçekleştirerek Atatürk anıtına çelenk sundu. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İdaresi Daire Başkanlığı organizesiyle gerçekleştirilen tören Atatürk Meydanı'nda gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediye Bandosu'nun hazır olduğu törene Vali Yardımcısı Bayram Öz, Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Adnan Alagöz, Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Muzaffer Türk ve Merkez İlçe Muhtarları katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Ramazan Gürbak, Resul Arslan Han ve Mehmet Yanık muhtarları temsil eden Atatürk anıtına çelenk sundu. Çelenk sunumunun ardından kürsüye gelen Kahramanmaraş Büyükşehir Muhtarlar Derneği Başkanı Yaşar Altuntel bir konuşma yaptı. İçişleri Bakanlığı tarafından 2016-21 yılı genelge ile 19 Ekim Muhtarlar Günü olarak ilan edilmiştir. İlkinin bugün kutladığımız Muhtarlar Günü'nün tüm muhtarlarımız ve halkımız için hayırlı olmasını diliyor, hepinizi saygıyla selamlıyor. 19 Ekim'in Muhtarlar Günü olarak ilan edilmesinde başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere emeği geçen herkese tüm muhtarlarımız adına şükürlerimi arz ediyorum. Atatürk Meydanı'nda gerçekleştirilen törenin ardından muhtarlar Büyükşehir Belediyesi tarafından Çınar Kasrı'nda kahvaltıda bir araya geldi. Aksu TV ekranlarından da canlı olarak yayınlanan ve Çınar Kasrı'nda gerçekleştirilen kahvaltıya muhtarların yanı sıra Vali Yardımcısı Bayram Öz, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, 12 Şubat Belediye Başkanı Arif Mahçek, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay da katıldı. Burada muhtarlar adına Ramazan Gürbak, Resul Aslan Han ve Yaşar Altuntel birer konuşma yaparak günlerin kutlamasından dolayı duydukları memnuniyeti dile getirip teşekkür ettiler. Evet sevgili seyirciler, bugün 19 Ekim Muhtarlar Günü. Bugün dolayısıyla Büyükşehir Belediye'mizin muhtarlarımıza yönelik güzel bir kahvaltı programı düzenlendi Pınarbaşı'nda. Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatih Erkoç burada yaptığı konuşmasında muhtarların önemine vurgu yaptı. Önemli bir görev icra ettiklerini ifade etti. Şu anda da yanımızda bugünün kahramanları var. Onlara soracağız. Evet muhtarım, bugün sizin gününüz. Neler söyleyeceksiniz? Bugünü bize bahşeden başta Cumhurbaşkanımıza, Başbakanımıza, İçişleri Bakanımıza çok teşekkür ediyoruz. Sizler de bildiğiniz gibi 1829 yılından bu yana muhtarlık hem Osmanlı döneminde hem Cumhuriyet tarihinde vazgeçilmez bir demokrasinin çekirdeğini oluşturuyor. Milli iradenin tecelli ettiği kurumlar olarak icra eder. Kendini de her yıl yeniler, her dönem kendini yenileyen kurumlardır. En cüra köşelerde dahi bu demokrasiyi işleten kurumlardır. Güzel günün, bu güzel günün bütün arkadaşlarımıza kutlu ve mutlu olmasını istiyorum. Herkes hayırlı uğurlu olsun. Bugün bir bayramdır. Bu bayram herkese kutlu olsun. 19 Ekim Muhtarlar Günü tüm muhtarlarımıza hayırlı uğurlu olsun. Bugünü muhtarlarımıza kazandıran ülkemizde işte Cumhurbaşkanımıza, Başbakanımıza, İçişleri Bakanımıza onlara da teşekkür ediyoruz muhtarlara bu günü kazandırdığı için. Bu güzel günü bizlere layık gören İçişleri Bakanımız, Başbakanımız ve Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum. Allah hayırlara vesile etmesini diliyorum. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç da muhtarlık müessesesinin çok önemli bir yer olduğuna işaret ederek şu konuşmayı yaptı. Saygıdeğer Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız bugünü Muhtarlar Günü ilan ettiler. Kendilerine biz de teşekkür ediyoruz. Bu ülkede artık seçilmişler çok güçlü. Bu ülkede milli irade artık çok güçlü. Sizler muhtarlarımız da milli iradenin bir parçasısınız. Milli iradenin tecellisisiniz. Milletin seçtiği herkese herkes saygı gösterecek. Her üstünde tutacak. Saygıdeğer Cumhurbaşkanımızın da yaptığı tam da bu. Muhtarlarımıza hak edilen, hak ettikleri saygının hem ülke genelinde hem de uluslararası alanda gereken saygının gösterilmesi için saygıdeğer muhtarlarımızı külliyede misafir etmekte. Ve ilk misafir ettiği grup da muhtarlarımız. Gruplar halinde Türkiye'nin her tarafından. Milli irade çok önemli arkadaşlar. Milli irade halkımızın, milletimizin onur ve şerefi. Yani 15 Temmuz'da alçakça bir saldırıya uğradık. Fethullahçı teröristler tarafından milli iradeye karşı büyük bir saldırı oldu. Bu sadece saygıdeğer Cumhurbaşkanımıza değil, onun hayatına kast etmeye çalıştılar. 152 oyla Cumhurbaşkanı olmuş olan birini
öldürmeye çalıştı alçak şerefsizler. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni bombaladılar. Belediye başkanlarını, muhtarları tutuklamaya kalktılar. Valileri görevden almaya ve ülkenin dört bir yanında kan kusmaya çalıştılar. Ama hamdolsun Allah'ın izniyle saygıdeğer Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın onurlu duruşuyla aziz millet ayağa kalktı o beş Temmuz gecesi. İradesine, onur ve şerefine sahip çıktı. Sevinçliklerine sahip çıktı. Bu çok önemli saygıdeğer hemşehrilerimiz. Yani dünyaya örnek oldu aziz milletin duruşu. Muhtarlar bizim için çok önemli. Belediyelerin, muhtarlarımız, belediyelerimizin eli kolu, gönüllü danışman gibi düşünüyoruz biz muhtarlarımızı. Ve muhtarlarımızla ilgili daire başkanlığı kurduk, şube müdürlüğü kurduk ve yakinen omuz omuza çalışma gayreti içindeyiz muhtarlarımızla.